İstanbul'da Sivas günleri başladı. Ziyaretçiler en çok lezzet duraklarında mola verdi. Buyurun efendim, Sivas İstanbul'da, buyurun. Buyurun efendim, buyurun. Türküleriyle, iştah açan yemekleriyle Sivas İstanbul'a geldi. Sivas köftesi standlarda baş köşeyi aldı. Izgaralar hiç boş kalmadı. Et ve tuz ağacının içerisinde hiçbir şey yok bu köftenin. Doğaldır, tamamen natüreldir. Katkı maddesi yok, baharat yok, hiçbir şey yok. Sadece et ve tuz. Bu da Sivas'ın içli köftesi. Onu diğerlerinden ayıran özelliğine gelince. İçinde ceviz, kıyma, tarçın, reyhan ve baharat var. İçinde ve dışında et vardır efendim. Diğer yörelerden tamamen farklıdır. Dışında da et olmasıdır. Birbirinden güzel bu halılar Sivas'ın Yıldızeli ilçesinden. El dokuması halıların fiyatları 500 liradan başlıyor, 6700 liraya kadar çıkıyor. TSE garantilidir aynı zamanda. Diğer bölgelere göre daha kaliteli. Yani Türkiye'nin en ince halılarındandır. Sivas ve Hereke modeli. Sivas günlerinde kangal köpeği de yerini aldı. 1,5 yaşındaki Zalim yavrularıyla Sivas'tan İstanbul'a geldi. Ziyaretçilerin ilgi odağı olan Zalim'in fiyatı 10 bin lira. Sivas'ın meşhur kangalları, Anadolu aslanları ve şu an İstanbul için, İstanbul günleri için getirdik. Sürü köpeğidir, bekçi koruma olarak ideallerdir. Standları gezen ziyaretçiler yemek molasında en büyük ilgiyi Sivas kebabına gösterdi. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne yediniz? Sivas kebap yedik. Sivas... Nasıldı tadı? Vallahi güzeldi, patlıcandı. Çok güzel, seviyorum, göremi seviyorum. Sivas köftesi yedik, döneri yedik. Çok güzel, dolma aldık. Görünce orayı yaşadım, çocukluğumu yaşadım. Şarkılar, türküleri dinledim, hoşuma gitti. Sivas günleri Fesane'de 24 Kasım'a kadar açık olacak.